Hepinize selam dostlar. Bugün GetX veya Provider gibi bir state management yöntemi kullanmadan state management yapacağız. Kulağa biraz garip geliyor olabilir. Çünkü bugüne kadar e, Flutter eğitimleri verilirken genellikle Getix veya Provider gibi yöntemler gösterildi size. Özellikle yeni başladıysanız ya Flutter bilmiyorsanız ya da en azından çok ileri seviye değilseniz bilmiyor olabilirsiniz. Aslında ben de bir canlı yayınımda bir takipçimden öğrendim bu yöntemi. Ve daha önce neden bilmiyormuşum diye şaşırdım kendi kendime. Daha sonradan fark ettim ki aslında biliyormuşum fakat e, hiç denememişim oluyor bazen ben böyle üşenebiliyorum hani görüyorum diyorum ki ha böyle bir yöntem varmış ama ama boş ver ben bu yöntemi kullanmasam da olur deyip geçiyorum. Ama kullandıktan sonra ne kadar rahat bir yöntem olduğunu ve Getix ve Provider'dan daha işlevsel olabildiğini fark ettim. Hazırsanız gelin bu metodu bu yöntemi görelim. Öncelikle arkadaşlar basit bir tasarım yapmam gerekiyor. Bu tasarımı yaparken de bu bizim bildiğimiz counter sistemi var ya böyle artı artı yaptığımızda bir artıyor böyle. O yöntemi yapacağız. O tasarımı yapacağız. İlk olarak şuraya ben şöyle sıfır yazarak başlayacağım. Daha sonra bunun boyutunu biraz büyüteceğim. Tamam oldu. Şimdi ardından aşağıya bir tane artı butonu eklemem lazım. Bunun için scaffold'un floating action button'ı bizim için yeterli. Çünkü yani sadece state management göreceğiz. Öyle çok aman aman bir şeye gerek yok. Evet işlem tamamlandı. Şimdi gördüğünüz gibi artıya tıklayabiliyorum. Ve buranın artması lazım. Bunun için normalde set state, get x veya provider gibi farklı farklı yöntemler var. Set zaten kullanmıyoruz state yönetiminde ama bir paket kullanmadan da state yönetimi yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunun için Flutter'ın kendi içinde olan value notifier adlı bir veri tipini kullanacağız arkadaşlar. Yani bu yöntemi kullanacağız daha doğrusu veri tipinden ziyade value notifier yöntemini kullanacağız. Value notifier dedikten sonra değişkenlerimi aslında ve mesela örnek verelim. GetX'teki Arx String, Arx Integer, Arx List gibi farklı farklı değişken e, tipleri var ya, veri tipleri var. Bunun gibi burada da value notifier var. Value notifier yazdıktan sonra değişkenimin adını yazıyorum. Mesela count diyeceğim arkadaşlar ya da counter diyelim direkt. Daha sonra Eşittir koyuyorum ve value not fear deyip buraya sıfırımı yazıp kapatıyorum. Tabii ki şurayı set state pardon özür diliyorum stateful'a çevireceğim. Görmüş olduğunuz gibi değişkenimi bu şekilde oluşturdum. Değişken oluşturmanın tek metodu var yani bu şekilde oluşturuluyor. Buraya siz eğer belirtmek isterseniz şu şekilde int diye de belirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer belirtirseniz daha sonra problem yaşamazsınız. Ama şu anlık belirtmeyeceğim. Belirtmeden de oluyor çünkü. belirttiği zaman sanki biraz yol uzunmuş gibi geliyor. O görenler üşeniyor. Üşenmeyin diye. Ne kadar basitse o kadar göstereceğim. Şimdi buradaki sıfırı gördük değil mi? Şimdi burada bir tane text widget'ım var. Ee, bu widget'ı aslında şu an ben sonradan üzerine ekleme yapacağım için e, bu şekilde yapacağım ama siz kod zaten bunun bir değişken olacağını bildiğiniz için e, bunu bu şekilde yapmayacaksınız. Direkt bu şekilde kodlayacaksınız. Ama ben sonradan yaptığım için şunu kesiyorum buradan ve value listenable builder koyuyorum arkadaşlar buraya. Value listenable builder aslında bakarsanız işte getx'teki obx yöntemi gibi burayı dinlemeye başlıyor arkadaşlar. Buraya koymanıza da gerek yok aslında. Yani bunu en tepeye de koyabilirsiniz. Mesela ben şu an en tepeye koyulmuş versiyonu göstereceğim sizlere. Şuradaki center'ın üzerine arkadaşlar direkt ekleyebiliyorsunuz. Yani yine aynı şekilde çalışıyor. Value list enable builder diyorum. Ve bu şekilde ekliyorum. Value list kısmına arkadaşlar counter yazıyorum. Ve bu sayede hangi değişkeni dinlemek istediğimizi söylüyoruz. Builder kısmı bizim için çok önemli. Çünkü Builder kısmını bu şekilde oluşturduğumuz zaman bize 3 parametreli geliyor. Birincisi aşina olduğumuz context, Diğeri value. Diğeri ise child arkadaşlar. Child bize buradaki içerisine vereceğimiz child'ı verecek. Value ise bize buradaki counter değişkenini verecek. İşte önemli olan kısım bu. Çünkü value kısmını elde ettiğimiz zaman counter bir daha işimiz kalmıyor arkadaşlar. Counter'ı değiştirdiğimizde otomatik olarak value'ya düşecektir. Return yazıp buraya widget'ımı ekliyorum. Widget'ımı ekledikten sonra şuraya bir virgül koyuyorum. Şöyle şu sonra da şu şekilde noktalı virgülümü koydum arkadaşlar. Ve const'larımı yerleştiriyorum. Bunu yaptıktan sonra şuradaki sıfır yerine şurayı siliyorum. Bunun yerine value yazıyorum arkadaşlar. Ve nokta to ekleyemiyorum. Neden öyle oldu? Bir dakika. Constantmiş. Okey doğru. Şöyle. Ve şurayı da aman. Hemen şöyle constumuzu sallayalım ortaya. Ve artık oluştu. Şimdi on de yani tıklandığında bir işlem gerçekleştireceğiz. Counter'ı artı bir yapacağız. Bunun için counter value plus plus yapıp bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Set state kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Herhangi bir yerde set state kullanmadım. Şimdi uygulamamı bir defa yeniledim ve başlatıyorum. Gördüğünüz gibi ekranın orta kısmında olan e, bu widget'ım şu widget'ım değişiyor. Peki neden değişiyor? Yani mesela buradaki center'ı da görebilirdi ama görmüyor. Ee, bunu işte mesela bu şekilde koydunuz, value list enable builder diyerek, daha sonra altına dizebilirsiniz her yani şeyi ve buradaki value daima counter verecek. Aa, şunu bilmiyorum, içerisindeki her şeyi mi güncelliyor? Ee, öyle olma ihtimaline karşın zaten hani tek bir değişken kabul ettiği için içerisine ee, direkt widget'ın üzerine de bunu yapabilirsiniz. Şimdi gelin dilerseniz e, sıradan bir kodlama anında yaşayabileceğiniz senaryoyu görelim. Evet senaryo gereği şu an benim. Ekranda böyle bir şeyin oluşması gerekiyor. Böyle bir tasarımın. ve bir tasarım yapacağım için öncelikle yukarıya bir tane değişken oluştururum. Value notifier diyerek değişkenimi oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Ve counter deyip eşittir diyorum. Value notifier deyip counter'ımı kapatıyorum. Buraya... Ee, ekstradan int yazarak bunun bir integer formatında olduğunu sisteme bildiriyorum arkadaşlar ki bu sayede daha sonra bir değişiklik yaparken integer yerine başka bir şey koymaya çalıştığımda beni uyarsın. Bu şuna benzer mesela siz buraya string yazıp e, name yazdıktan sonra eşittir deyip kendi adınızı yazarsınız ya bunun yerine string yerine arkadaşlar işte object yazdığınızı falan düşünün. Burası aslında böyle çalışıyor. Başına int yazarsanız arkadaşlar, şu şekilde int yazarsanız, object yerine int verdiğinizi varsayabilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra devam edelim. Body of home diyorum. Daha sonra center diyorum. Şimdi burada ben e, bunu kullanacağımı bildiğim için value list enabled builderımı başta ekliyorum. Counter diyerek devam ediyorum. Bu bir senaryo, bu şekilde olacak. Return diyerek arkadaşlar tekstimi içerisine eklemiş oluyorum. Ve value deyip nokta to string şeklinde value'yu içeriye yerleştiriyorum. Style'ımı veriyorum. Şu şekilde. Uh, color, colors black. Bir gün. font size 50 verdikten sonra... Kapatıp devam ediyorum. Şurada ee, tabii ki bir center'ım yok. Bu center'ı öncelikle tanımlayalım. E, pardon center demişim. Scaffold. Scaffold yazmayı unuttum. Şuraya body yazıyorum arkadaşlar. Scaffold'u sildiğimi unutmuşum daha doğrusu. Tamam buraya floating action button. Floating action button verip. Daha sonra yerini dolduruyorum. Hemen şuraya counter value plus plus deyip kapatıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında içine geliyorum ve child'ımı verip içine ikonumu yerleştiriyorum. icons at evet. evet işlemi burada sonlandırıyorum. Bu bize e, neyi öğretiyor arkadaşlar? Bu bize bu şekilde bir senaryo anında uygulamamızı bu şekilde kodlamamız gerektiğini, yani bir şey ekledikten sonra silerim değil de yani o şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra artıya tıklandığında aynen bu şekilde devam edecek. Peki diyelim ki örnek verelim biz bir widget'ın arkadaşlar değişken kabul edeceğini biliyoruz. Ancak o değişken kısmını henüz yapmadık yani backend kısmında henüz e, işlemlere devam etmedik. O zaman ne yapacağız? bir tane hayalet değişken oluşturalım. Mesela bu hayalet değişkenimizin adı hayalet olsun. Daha sonra bunun başına int değil de string ekleyelim. Şu şekilde. Ops. Artık istediğimiz yere arkadaşlar bunu ekleyebiliriz. Mesela hayalet diyorum. Şuradan devam edeceğim. Şu arkadaşı kalım içine sarmalıyorum. Ve kodlamaya devam ediyorum. Value liste label bu yıldır. Buraya yine hayalet yazıyorum. Arkadaşlar. Ki daha sonra bunu zaten değiştireceğim. Yani değiştireceğim kısım sadece sanki değişken değiştirir gibi. Hani yazdığınız widget'ın içine bir değişken eklersiniz onu değiştirirsiniz falan feşmeken ya. Onun gibi değişken değiştirir gibi arkadaşlar. Bu şekilde değişkenimi daha sonra buraya gelip değiştirebilirim sevgili dostlar. Value daima içeriği alacağı değeri e, bunun içinden aldığı için e, herhangi bir problem yaşatmayacaktır sizlere. Evet bugünlük videomuzda bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım e, value not fear gelecekte kullanacağınız yeni state management yönteminiz olur. Açık söyleyeyim benim öyle oldu. Ve e, artık uygulamalarım daha optimize çalışıyor diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.